Geçen bölümde Bulgar ordusunun Kırklareli ve Lüleburgaz'ı nasıl aldığını görmüştük. Bozguna uğrayan Osmanlı ordusu İstanbul'un 30 kilometre batısındaki Çatalca'ya doğru çekilmişti. Artık top sesleri başkent İstanbul'dan duyuluyordu. Artık Doğu Rumeli'de yani Trakya'da Türk bayrağının dalgalandığı bir tek yer kalmıştı. Edirne. Savaş planında başkumandanlığın Şükrü Paşa'ya verdiği görev Edirne'yi 50 gün savunmasıdır. Bu 50 günde Bulgar ordusunun püskürtüleceği veya İstanbul'dan Edirne'ye takviye gönderileceği düşünülmüştü. Halbuki 28 Ekim'de Lüleburgaz Muharebesi'ni kaybeden Osmanlı ordusu Çatalca'ya çekilmeye başladı. Edirne 29 Ekim'den itibaren tamamen kuşatma altında kaldı. Kuşatma altındaki kentte Ekim ayından Şubat ayına gelindiğinde kötü beslenme artık açlığa dönüşmeye başlar. Edirne'nin kaybedilmekte olduğunu gören İttihatçılar şehri kurtarmak için Kamil Paşa hükümetini bir darbeyle düşürmeyi planlıyorlardı. Enver Bey ertesi gün yani 22 Ocak'ta İstanbul'a geldi. Talat'la darbe planlarını yapmaya başladılar. Aynı gün Saltanat Şurası da Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Şurada savaşa devam edilmesini isteyen birkaç kişi dışında herkes savaşı sürdürmenin mümkün olmadığını söyleyerek barış istedi. Şura toplantısı İttihatçılarda hükümet Edirne'yi düşmana teslim ediyor kanaatini güçlendirdi. Talat ve Enver Beyler darbenin 23 Ocak'ta yapılmasına karar verdiler. Zamanın Başbakanlık binası bugünkü İstanbul Valilik binasıydı. Sadrazam Kamil Paşa, 23 Ocak Perşembe günü Londra'ya verilecek cevabı görüşmek için kabineyi burada topladı. O gün Yarbay Enver, beyaz bir atın üstünde, etrafında 30-40 kişilik iddiaçı fedai ya da silahşörle birlikte Cağaloğlu'ndan Babali'ye doğru yürüdü. Babali binasına gelindiğinde Enver atından indi, silahşörlerle içeriye daldı. Ünlü silahşör Yakup Cemil'in tabancasından çıkan kurşunlar, başkumandan vekili Nazım Paşa'yı cansız yere serdi. Elinde tabancayla Bakanlar Kurulu salonuna giren Enver Bey, 80 yaşındaki sadrazama yüksek sesle hitap etti. Millet sizi istemiyor, istifa edin. İstifa yazısını alan Enver Bey otomobille Dolmabahçe'ye gitti. Sultan Reşat'tan Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam olarak atamasını istedi. Güçsüz padişah derhal kabul etti. İttihatçılar bu darbeyle tekrar iktidara gelmişti. 23 Şubat'ta yani Babali baskınından tam bir ay sonra İttihatçı Mahmut Şevket Paşa hükümeti Edirne'den vazgeçmeyi kabul ettiğini resmen bildirerek büyük devletlerin barış için aracı olmasını istedi. 25 Mart'ta taarruza kalkan Bulgarlar, açlıktan ve koleradan kırılan Edirne'nin doğu cephesindeki mevzilere girdiler. Artık müdafilerin dayanacak gücü kalmamıştı. Edirne'nin şerefli komutanı ancak bu şekilde teslim anlaşmasını imzaladı. Bulgar kuvvetleri 26 Mart'ta Edirne'ye girdi. Edirne'nin düşmesiyle yaşanan en büyük facia, saray içi mevkine kapatılan 15 bin Türk askerinin büyük bir kısmının açlıktan ölmeleri oldu. Yaklaşık 35 bin Osmanlı askeri, saray içi Eskizahra, Serez ve Tunca adasında açlıktan veya kurşunla hayatını kaybetti. Saray içinde yaşanan facia, Fransız İllüstrasyon dergisinde de konu edildi. Edirne işte böyle düştü. Bulgar ordusu bu şekilde Edirne'ye girdi. Peki Edirne nasıl kurtarıldı? Ordu Çatalca'ya kadar çekildiğine göre bugünkü Trakya sınırımız daha sonra nasıl çizildi? Bütün bunları gelecek bölümde göreceğiz.
Türk askeri tarihinin en ağır bozgunlarına sahne olan Balkan Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Edirne'nin nasıl düştüğünü ve hemen ardından Yarbay Enver Bey'in başbakanlığı basarak yaptığı darbeyi, Babali baskınını görmüştük. Bu bölümde Edirne'nin nasıl kurtarıldığını ve 2. Balkan Harbi'ni inceleyeceğiz. Edirne'nin düşmesi Osmanlı açısından Balkan Savaşı'ndaki en ağır darbedir. Edirne'nin ardından direnişin devam ettiği diğer iki yer, Yanya ve İşkodra'da düşmüş, Rumeli'de her şey kaybedilmişti. Hatırlayalım, Edirne onu kurtarmak için darbe yapan İttihatçılar döneminde kaybedildi. Devirdikleri Sadrazam Kamil Paşa ve Hariciye Nazırı Gabriel Noradünkan Efendi, Edirne'nin Müslüman bir vali yönetiminde bağımsız, tarafsız bir devlet olmasını önermişti. Büyük devletler bunu kabul eder miydi? Bu öneri gerçekleşebilir miydi? Bilinmez ama bu önerinin Bakanlar Kurulu'na gündeme gelmesi üzerine İttihatçılar, hükümet Edirne'yi düşmana teslim edecek gerekçesiyle darbe yapmışlardı. Babali baskınını izleyen 4 ayda Osmanlı'nın mağlubiyeti derinleştiği gibi Bulgarlar Edirne'ye girmiş, Yanya ve İşkodra kaleleri de düşmüştü. Şimdi Osmanlı'nın müzakere gücü büsbütün azalmıştı. Savaş sırasında bu Osmanlı Devleti Almanların yardımını istediği zaman Alman Dışişleri Bakanı Kellerlen Becher diyor ki yani bir ufak zafer kazanın da bir yerde biz de bir devreye girip size yardımcı olmaya çalışalım. Diyor. Yani bir şey yapamazsanız bir plevne yaratabilir misiniz diyor yani Kamil Paşa'ya ya da ufak bir plevne yaratın hani plevne gibi bir şey yapamazsanız da bir yerde bir şey yapın tabii ama ordu Çatalca'ya kadar arkasına bakmadan gerileyince diplomatik alanda da yapılacak bir şey kalmıyor. Edirne'yi kurtarmak adına darbe yaparak iktidara gelen İttihatçılar şimdi devirdikleri Kamil Paşa'nın önerisinden daha kötü bir anlaşmaya imza atacaklar. Edirne'nin Bulgaristan'a verilmesini kabul edeceklerdi. Babali baskının sonrasında iktidara taşınan Mahmut Şevket Paşa hükümeti, büyük devletlerin barış için araya girmesini istedi. Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa, bu isteği 31 Mart 1913'te İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey'e bildirdi. Çok geçmedi, İstanbul'daki büyükelçiler Dışişleri Bakanı Said Halim Paşa'ya ateşkes şartlarını bildirdiler. 14 Nisan'da ateşkes yapıldı. Bir barış anlaşması imzalamak için yapılan görüşmeler ise Londra'da devam ediyordu. Bu sırada Bulgaristan tarihinin en geniş yüz ölçümüne ulaşmıştı. Edirne'yi almış, Çatalca'ya kadar bütün Trakya'yı işgal etmişti. Makedonya'nın doğusu ve Batı Trakya'nın tamamı Bulgar işgali altındaydı. Bulgaristan'ın toprakları şimdi Marmara ve Ege'ye uzanıyordu. Ancak Bulgaristan'ın bu kadar büyümesi, savaşa katılan diğer devletleri hiç memnun etmedi. Yunanistan Batı Trakya'yı, Sırbistan Makedonya'yı almak istiyordu. Bunun için gizlice anlaşmışlar, askeri hazırlıklara da başlamışlardı. Londra görüşmelerinde Osmanlı ve Bulgaristan barış için acele ederken, Yunanistan ve Sırbistan görüşmeleri uzatmaya çalışıyordu. Yunanlılar da, Sırplar da Bulgaristan'a açacakları savaşın hazırlıkları için zaman kazanma telaşındaydı. Sonunda büyük devletlerin Yunanistan'a ve Sırbistan'a baskı yapmasıyla barış anlaşması Londra'da St. James Sarayı'nda imzalandı. Takvimler 1913 yılının 30 Mayıs'ını gösteriyordu. Bu anlaşma tarihçi Yılmaz Özsunan'ın deyişiyle Türkiye'nin tarih boyunca imzaladığı en feci anlaşmalardan biridir. Edirne'yi kurtarmak gerekçesiyle Babali baskınıyla darbe yapan İttihatçılar şimdi devirdikleri Kamil Paşa hükümetinin bir hayli yumuşattığı barış şartlarından çok daha ağırını kabul etmeye, Edirne'yi Bulgaristan'a vermeye mecbur kalmışlardı.
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ile Dışişleri Bakanı Said Halim Paşa'nın imza attığı 7 maddelik Londra Anlaşması'na göre Osmanlı'nın Trakya sınırı Midye ve Enes kasabaları arasındaki düz hat olarak kabul edildi. Edirne, Bulgaristan'a bırakıldı. Osmanlı hükümeti Girit Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu onayladı. Ege adalarının geleceği büyük devletlerin kararına bırakıldı. Bunun anlamı bu adaların Yunanistan'a verilecek olmasıydı. Arnavutluk bağımsız bir devlet olarak tanındı. Babıali baskınıyla başlayan olayların sonucu Osmanlı toplumu ve ülkesi için çok zararlı olmuş, var olan felaketi derinleştirmişti. Bu karanlık dönem aynı zamanda kanlı bir suikaste de sahne oldu. Daha Londra Anlaşması'nın üzerinden 2 hafta geçmeden Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikastle öldürüldü. Balkan Savaşı'nın yarattığı felaketler birbirini izlerken, Mahmut Şevket Paşa hükümeti ve İttihatçılar orduyu güçlendirmek için kolları sıvadılar. İdari reformlar yapmak, kapitülasyonları kaldırmak, en azından hafifletmek ve ekonomiyi geliştirmek amacıyla çalışmalar başlattılar. Osmanlı Devleti'nin yapısını yeniden düzenlemenin şart olduğuna inanan Mahmut Şevket Paşa, Londra'da imzalanan barış anlaşması sayesinde ülkenin yaralarını sarmak için gereken zamanı kazandığını düşünüyordu. Fakat Babıali baskınıyla iktidara gelen hükümeti devirmek için şimdi de muhalefet aynı tarzda bir darbe hazırlığı içindeydi. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 12 Haziran günü bugün İstanbul Üniversitesi'nin ana binası olan Harbiye Nezaretinden çıkmış, otomobille Babıali'ye gidiyordu. Divan yoluna geldiğinde otomobili yol tamiratı ve aniden ortaya çıkan bir cenaze yüzünden durdu. Sadrazam ateş yağmuru altında kaldı. Yüzünden ağır yaralandı. Suikastçilerden Topal Tevfik otomobilin penceresinden içeriye tabancasını uzatarak yaralı vaziyetteki paşaya 4 kurşun sıktı. Mahmut Şevket Paşa ve yaveri İbrahim Bey orada öldü. Öbür yaver Eşref Bey ve paşanın uşağı Kazım Ağa otomobilden fırlayıp suikastçilerle silahlı çatışmaya girdiler. Tetikçiler kaçsa da kısa sürede yakalandılar. Mahmut Şevket Paşa'nın vurulduğu araba ve katillerin kullandığı tabancalar bugün İstanbul Harbiye'deki askeri müzede teşhir ediliyor. Bu suikasti yönetime tam anlamıyla el koymak, muhalefeti ezmek için fırsat sayan İttihatçılar 350 muhalifi tutuklayıp Sinop'a sürdüler. Sıkı yönetim, sansür ve polis takibiyle bu süreçte legal muhalefete dahi göz açtırmadılar. Suikastin arkasında geniş bir muhalefet yelpazesi vardır. İttihatçılara şiddetle karşı olan Halaskar Cuntası'na mensup subay ve kumandanlar, Prens Sabahattin grubu, Babıali baskınında Nazım Paşa'nın İttihatçılar tarafından öldürülmesinin yarattığı kin, Londra Anlaşması'yla Edirne'nin düşmana terk edilmesine duyulan tepki, tarihçi Ziyanur Aksu'nun dediği gibi iktidar-muhalefet mücadelesi iki çetenin savaşına dönüşmüştü. Toprakları işgal edilmiş, savaş halindeki bir ülkenin yaşadığı siyasi kaos ve istikrarsızlığı görüyor musunuz? Suikast sonrasında sanıklar Divan-ı Harp denilen sıkı yönetim mahkemesinde yargılandılar. 15'i gıyaben, 22'si vicahen yani yüzüne karşı toplam 37 kişi yargılandı. Yargılananların 10'u gıyaben, 12'si vicahen idama mahkum edildi. 8 kişi beraat etti. 7 kişi Kalevent denilen ağır hapis cezasına çarptırıldı. İdam hükümleri
Beyazıt Meydanı'nda kurulan idam sehpalarında infaz edildi. Gıyaben idama mahkum edilenler arasında Prens Sabahattin, Kamil Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Reşit Bey, Gümülcineli İsmail Bey gibi ünlü muhalifler vardı. Mahkeme adil bir karar vermek için değil, muhalefeti sindirmek için kurulmuştu. İdam edilenler arasında Sultan Reşad'ın yeğeni Münire Sultan'ın kocası damat Salih Paşa da vardı. İttihatçılar hakkında kesin delil olmadığı halde padişaha baskı yaparak idam kararını onaylatmış, hanedana karşı güç gösterisi olarak Salih Paşa'yı idam ettirmişlerdi. Bu suikast vesilesiyle muhalefet sindirilmiş, tam anlamıyla İttihat ve Terakki'nin diktatörlük dönemi başlamıştı. Yeni sadrazam Said Halim Paşa'ydı. Talat Paşa Dahiliye Nazırı, yani İçişleri Bakanı'ydı. Hükümetteki asıl güçlü adam oydu. Dış işlerini Said Halim Paşa kendi üzerine almıştı. Harbiye Nazırı ise Ahmet İzzet Paşa'ydı. Balkan milliyetçiliği üzerine geniş bir araştırması bulunan Anastasia Karakasidou, Makedonya'da Osmanlı yönetiminin zaafa uğramasına paralel olarak komitacı terörünün arttığını belirtir. Rum ve Bulgar komitalarının hem Müslümanlara hem birbirlerine karşı yaptığı terör eylemleri nedeniyle Makedonya'nın daha Balkan Savaşı'ndan önce insan cesetleriyle dolu bir savaş alanı haline geldiğini yazar. Osmanlı yönetimi bu şekilde çökertilip Müslümanlar Makedonya'yı terke zorlanırken, Rum ve Bulgar Makedonyalılar arasına da derin bir nefret girmişti. Bulgar ve Yunan komitalarının bu kanlı Makedonya mücadelesi 1913'te savaşın eşiğine gelmişti. Aslında dört Balkan devleti 1912'de Osmanlı'ya karşı ittifak yaparken de birbirlerine karşı gizli emeller besliyorlardı. Fakat öncelikle Osmanlı'yı Balkanlardan atma konusunda birleşmişlerdi. Osmanlı Balkanlardan atıldıktan sonra Makedonya'ya hakim olabilmek için birbirlerine düşeceklerdi. Bu devletler savaş öncesinde, ittifak öncesinde birbirleri kanlı bıçaklı olan devletlerdi. Yani ittifak tamamen Osmanlı'yı bitirelim, arkasından biz kendi kozlarımızı paylaşırız fikri arka planında yapılmıştı. Yani insan hepsini düşündü. Hele şu Osmanlı bir gitsin bakalım bölgeden de arkasından ne olacağı belli olmaz. Biz gene kendi politikalarımızı devam ettiririz şeklindeydi. Balkan milliyetçiliğinin bir özelliği etnik nitelikte olması ise öbür özelliği irredentist, yani geçmişte fi tarihinde kaybetmiş saydığı toprakları geri alma davası güden saldırgan bir milliyetçilik olmasıdır. Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan arasındaki kavganın konusu Makedonya'nın nasıl paylaşılacağıydı. Osmanlı'ya karşı ittifak yaparken kimin nereyi alacağı, Sırbistan'la Bulgaristan arasında bir ölçüde kararlaştırılmış ama Yunanistan'la ittifak yapılırken böyle bir ön paylaşım söz konusu edilmemişti. Mart 1912'de Bulgarlarla Sırplar anlaşma yaptığında Makedonya'nın parçalanma süreci de başlamış oldu. Savaştan önce bu anlaşmaya göre Bulgaristan Güney Makedonya'yı alacaktı. Kuzey Makedonya tartışmalı bölge olarak Rusya'nın hakemliğine bırakılmıştı. Bulgaristan Mayıs 1912'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığında bu hiçbir toprak paylaşımını içermiyordu. Bulgaristan kendi ordusunun Yunan ordusundan çok daha iyi olduğunu, istediği her şeyi alabileceğini düşünüyordu. Ancak savaştaki gelişmeler böyle olmadı. Bulgar ordusu Selanik'e Yunan ordusundan bir gün sonra varabildi. Yunanlar daha öndeydi ve Makedonya'daki topraklarını genişletiyorlardı. Sırplarsa Kuzey Arnavutluğu almanın peşindeydiler.
Bu da Makedonya'daki Bulgar topraklarında gözü olan Sırbistan ve Yunanlıları neticeten bu üç Balkan devletiyle karşı karşıya getirdi. Bulgar ordusu Edirne ve Çatalca'da savaşırken Yunanlılar ve Sırplar Osmanlı'yı mağlup ederek Doğu Makedonya'yı işgal etmişler. Buradaki Bulgar azınlığa karşı etnik temizliğe başlamışlardı. Bir yandan da Bulgaristan'ı Makedonya'dan tamamen çıkarmak için askeri hazırlık yapıyorlardı. Atina ve Belgrad'a göre Bulgaristan zaten Edirne ve Trakya'yı almıştı. Makedonya'yı kendileri paylaşmalıydı. Sofya'ya göre ise Balkan Savaşı'nın asıl yükünü Bulgaristan çekmişti. O halde Makedonya Bulgaristan'ın hakkıydı. Sonunda Bulgarlar savaşın yükünü büyük çapta çekmelerine karşın savaş sonrasında çok az bir mükafat aldıklarını düşündüler. Ki yani burada bir haklılık payı da var. İkinci olarak tabii yani Bulgarlar Büyük Bulgaristan yani San Stefano, Ayastefanos'ta kurulan Büyük Bulgaristan'a nazaran kendi ellerine geçenin yani işte Sırbistan kendisi kadar neredeyse toprak kazanıyor. Yunanistan aynı şekilde. Yani bunlar kendi nüfusları kadar nüfus ilave ediyorlar. Yani Bulgaristan'ın kazancı son derece ufaktı bunlara nazaran ve Bulgarlar haklı olarak kendileri için özellikle Makedonya'da yeni sınır belirlemeleri istediler. Bu da kabul edilmeyince istediklerini zorla alabileceklerini düşündüler ki Bulgarlar en iyi Osmanlı ordularını mağlup ettikleri için ve gerçekten kara orduları da çok güçlü oldukları için, olduğu için bir anlamda böyle bir savaşta sürpriz savaşı yani hem Sırbistan'a hem Yunanlara saldırarak kazanabileceklerini ümit ediyorlar. Bulgaristan 1. Balkan Savaşı denilen 1912 harbinde Çatalca'ya kadar bütün Trakya'nın yanı sıra Edirne'yi ve Selanik hududuna kadar Batı Makedonya'yı da işgal etmişti. Londra Anlaşması'yla Osmanlı-Bulgar sınırı olarak Midye-Enez hattı kabul edilmiş, Balkan devletleri arasındaki sınırlar belirlenmemişti. Hangi Balkan ordusu nereyi işgal etmişse, oradaki işgal aynen devam ediyordu. Peki ama Balkan devletleri arasındaki sınırlar nereden geçecek, kim nereyi alacaktı? Bulgaristan, Selanik dahil Makedonya'nın tamamını Yunanistan'dan ve Sırbistan'dan almak istiyordu. Bulgar milliyetçilerinin çizdiği posterlerde Makedonya zincire bağlanmış bir kadın olarak gösteriliyordu. Doğal olarak kurtarıcısı da Bulgar çarı Ferdinand'tı. Bulgar yönetiminin açıkça dile getirdiği resmi görüşe göre Balkanlarda bir tek devlet için yer vardı. O devlet Bulgaristan'dı. Bulgar işgali altındaki Batı Trakya'yı almak için hazırlık yapan Yunanistan ise Güney Makedonya'daki zaferini Megali İdea posterleriyle kutluyordu. Tipik özelliği etnik kimlik ve irredantizm yani toprak kazanma hırsı olan Balkan milliyetçilikleri Osmanlı'nın Balkanlardan atılmasıyla tatmin olmamıştı. Balkan ulus devletlerinin genişleme politikaları şimdi birbirleriyle çatışıyordu. Artık yeni cepheler belli olmuştu. Bir tarafta Yunan-Sırp ittifakı, diğer tarafta Bulgaristan. Yunanistan ve Sırbistan 1 Haziran 1913'te Bulgaristan'a karşı anlaşma imzaladılar. Makedonya'yı büyük ölçüde kaybetmekte olduğunu gören Bulgaristan, Londra Anlaşması'yla barış sağlanan Edirne ve Çatalca hattındaki ordularının büyük kısmını Makedonya cephesine sevk etti. Bulgar ordusunun 29 Haziran gecesi Makedonya'da Vardar Nehri çevresindeki Yunan ve Sırp kuvvetlerine taarruz etmesiyle İkinci Balkan Savaşı başladı. Londra Anlaşması'ndan 30, Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden 18 gün sonra Balkanlar'da yine top sesleri yükseldi. Çatalca önlerindeki Bulgar ordusu şimdi hızla Makedonya'ya sevk ediliyordu. Çok geçmedi, Yunan ve Sırp ordularıyla savaşan Bulgaristan'a büyük bir darbe indi. Romanya, Bulgaristan'ın elinde bulunan Dobruca'yı almak için savaş ilan etti. Ve Rumen orduları Bulgar topraklarına girdi.
Bulgaristan şimdi düne kadar Osmanlı'nın yaptığı gibi birkaç cephede birden savaşmak zorundaydı. O da tıpkı Osmanlı gibi bütün cephelerde mağlup oldu. Dönemin batı basınında çıkan bir karikatürde Bulgar çarı Ferdinand, Sırp, Yunan ve Rumen kralları tarafından soyuluyordu. Başka bir karikatürde saldırganlığından dolayı buldog köpeğine benzetilen Bulgaristan, yine köpek şeklinde resmedilen Yunanistan ve Sırbistan'la Küçük Karadağ tarafından parçalanarak iskelet haline getirilmişti. İkinci Balkan Harbi'nin en önemli özelliği tıpkı ilki gibi etnik temizlikti. Vahşet ve şiddet bölgedeki bütün insanlara karşı yapıldı. Bulgarlara, Sırplara, Yunanlara ve tabii Müslümanlara. Hepsi birbirlerine karşı korkunç hareketlerde bulundular. Bunun tek bir cevabı yok. Düşündüğümde tek bir nedenle gelemiyorum. Bir kere savaş ortamında kontrol yoktu. Milliyetçilik aşırılıkları doğurdu ve aşırıları ortaya çıkardı. Özellikle ilk Balkan Savaşı'nda Balkan orduları Osmanlı topraklarında ilerledikçe zalimane davrandılar. Sırplar Kosova'da ve Kuzey Arnavutluk'ta, Bulgarlar Trakya'da ve Yunanlılar Güneybatı Makedonya'da ilerledikçe bu açıkça görüldü. The Greeks too, as they moved into southwestern Macedonia. İkinci Balkan Savaşı'nda mezalim daha azdır. Bunun tabi asıl sebebi bu savaşın daha kısa sürmesiydi. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgarlar Trakya'da hatırı sayılır bir toprak genişlemesine sahip oldular. Tabii büyük de bir Müslüman nüfus vardı bu topraklarda. Bulgarlar bu defa istediklerini aldıkları için daha sakin davrandılar. Bulgar ve Yunan milliyetçilerinin birbirlerine düşmanlığı, Müslüman Osmanlı'ya düşmanlıklarından hiç de az değildi. Yunanlılar, Osmanlı'nın sapasağlam bıraktığı Makedonya'da, Bulgarlardan aldıkları yerlerde yıkım, katliam ve tehcir yaptılar. Bulgarlar da aynı şeyi Yunanlılara yaptılar. Daha 1913 yılında Amerika'da Carnegie Vakfı, savaş mezalimini araştırmak için Balkanlara uluslararası bir komisyon gönderdi. Komisyonun 1914'te yayınlanan 4 ciltlik raporunda, 1912 ve 1913 yıllarında Müslümanlara yapılan tehcir ve katliam anlatıldığı gibi, Sırp ve Yunanlıların Bulgarlara, Bulgarların da Sırp ve Yunanlılara yaptıkları tehcir ve katliam da anlatılıyordu. Yunan ve Bulgar orduları ele geçirdikleri Makedonya topraklarında kendi dillerini zorunlu hale getirip diğer dilleri yasaklamışlardı. Carnegie raporunda Türk yönetimi sırasında Makedonya'da bütün dini ve etnik grupların kendi dillerinde eğitim ve ibadet özgürlüğüne ileri derecede sahip olduğu fakat Yunan ve Bulgar hakimiyetleri kurulunca bunun ortadan kalktığı belirtiliyordu. Türk yönetimi altında ileri derecede eğitim ve ibadet özgürlüğü bulunduğu hatırlandığında geniş kitlelerin bugün tekrar Türk yönetimini arzuluyor olması tuhaf mı? Makedonya'nın kurtuluşu için yapılan savaş bu ülkenin insanlarına en azından bazı bakımlardan bir dizi yeni sıkıntı ve ıstırap getirdi. Carnegie raporunda fotoğraf ve tanık ifadeleriyle de yer aldığı gibi Bulgarlar Yunanlılara bırakmak üzere çekildikleri Demirhisar, Seres ve Kavala'da büyük tahribat yaptılar. Yunan köylerini yaktılar. Yunan ordusu da Bulgaristan'dan aldığı yerlerde Bulgar ahaliye aynı şekilde etnik temizlik, katliam ve tehcir yaptı. Bulgarcayı yasaklayıp Yunanlılaştırma politikası izledi. Carnegie raporuna göre Yunanlılar Balkan Savaşları sırasında Bulgarlara bakışını Yunanca bir slogan olan "Onlar insan değil, dihen einai antropoi" sözüyle ifade ediyorlardı. Bu slogan
Sırpların Arnavutlara, Bulgarların Türklere bakışını da ifade ediyordu. Carnegie raporunda Karadağlıların savaş hatırası olarak Osmanlı askerlerinin burunlarını, dudaklarını kestikleri bilgisine de yer verilmişti. Yine raporlara göre savaşan bütün taraflar esir aldıkları on binlerce askeri kasten ölüme terk etmişlerdi. Etnik temizliğin ve nüfusu homojenleştirmenin bir diğer yolu da zorla din değiştirtmekti. Makedonya Müslümanlarını Yunanlılar Rum, Bulgarlarsa Bulgar Kilisesi'ne bağlı Ortodokslar yapmak için şiddet uyguladılar. Bu süreçte Müslüman Türkler, Arnavutlar ve en çok da Pomak Müslümanlarına zorla vaftiz uygulaması yapıldı. Osmanlı Neşri Vesaik Cemiyeti, yani Belge Yayan Derneği, bu olayların belgelerini yayınladı, Batı basınında fotoğrafları çıktı. Balkan devletleri kendi aralarında savaşa tutuştuğunda Osmanlı'ya Edirne ve Kırklareli dahil Trakya'yı kurtarmak için bir fırsat doğdu. Ancak batılı devletler de Rusya da Osmanlı'nın Edirne'yi geri almasına karşıydı. Artık Trakya'da önemli bir Bulgar kuvveti kalmamıştı. Fakat büyük devletlerin inisiyatifiyle imzalanan Londra Anlaşması'nın mürekkebi dahi kurumadan bu anlaşmayı ihlal etmek riskli bir karardı. Baba Ali, Osmanlı ordusunun Çatalca'dan Midye Enes hattına yürüyeceğini, sınırın Meriç Nehri olması gerektiğini bildirdiğinde, Romanya ve İtalya dışındaki Batı başkentleriyle Rusya'dan sert diplomatik tepkiler geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Osmanlı'nın Londra Büyükelçisi Hakkı Paşa'ya gözdağı veriyordu. Edirne'yi geri almak gibi bir çılgınlık yaparsanız İstanbul'u kaybedersiniz. İstanbul'da herkesin yüreğini ağzına getiren de bu korkuydu. Ya İstanbul'u da kaybedersek endişesi zihinlere hakimdi. Dahası İngiltere Başbakanı Asquith, Asya Türkiye'sinin bütünlüğünün tehlikeye girmesinden bahsederek Ermeni sorunu imasında bulundu. Rusya'da Osmanlı'yı Boğazlara donanma göndermekle tehdit etti. Bütün bunlara bağlı olarak kabinede çoğunluk çekingendi. Ordu yönetimi de tereddütlüydü. Sadece iki kişi bütün tehlikeleri göze alarak Edirne'yi kurtarmak için hemen askeri harekatın başlamasını savunuyordu. Hükümette Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı Talat Paşa, orduda Enver Bey, Talat Paşa, kabine arkadaşlarını sonunda ikna etti. Celal Bayar'ın anılarına göre İttihat ve Terakki'nin parti olarak kesin tavır koymasının bu iknada önemli rolü oldu. Ancak Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'nın aklında çok önemli iki sorun vardı. Öncelikle harekatın batıda imparatorluğun varlığını tehlikeye atacak derecede bir tepki yaratıp yaratmayacağı belirsizdi. Daha da önemlisi, bütçede ordunun Edirne'ye yapacağı harekatın iaşesini karşılayacak para yoktu. Ahmet İzzet Paşa, ordu bütçesindeki 100 bin lirayla böyle bir harekatın yapılamayacağının farkındaydı. Durumu öğrenen Talat Paşa, yanına o zamanki meclis başkanı Halil Menteşe'yi de alarak reji idaresine gitti. Nedir bu reji idaresi? Osmanlı Devleti'nin dış borçlarına karşılık olarak bazı vergileri toplama yetkisi yabancılara verilmiş. Bunun yönetimi için de 1881 yılında Diyun-u Umumiye adıyla yabancı yönetimindeki müessese kurulmuştu. Tuz ve tütün vergilerini toplayan bölümüne reji idaresi deniliyordu. Talat ve Halil Beyler bu reji idaresinin müdürü Monsieur Veil ile görüştüler. Uzun tartışmalardan sonra Veil ile 150 bin lira rüşvet vermeyi taahhüt ettiler. O da reji imtiyazının 15 sene daha uzatılması karşılığında Osmanlı Devleti'ne 1 milyon 600 bin lira
kredi vermeyi kabul etti. İşlemler hemen yapıldı, Bakanlar Kurulu toplanıp harekat kararı verdi. 23 Ocak'ta Bağvali baskınını yapan Enver Bey, Çatalca Cephe Kumandanı Hurşit Paşa'yı harekata ikna etmiş, askeri hazırlıklar başlamıştı. Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa da siyasi şartların uygun olduğunu görünce harekatı onayladı, kabinede kabul etti. Hükümet harekat kararı vermeseydi, Enver Hurşit Paşa'nın kol ordusunu alıp yine de Edirne'ye yürüyecekti. 19 Temmuz'da Ahmet İzzet Paşa'nın kumandasındaki 200 bin kişilik Osmanlı ordusu Midye Enes hattını geçti. Bu harekatta Yarbay Enver Bey, Hurşit Paşa'nın kol ordusunun kurmay başkanıydı. Önce Kırklareli, ardından Edirne kurtarıldı. Edirne'de tüm General Vulko Velchev kumandasındaki 4 bin kişilik Bulgar kuvveti 21 Temmuz'da direnmeden şehri Türklere teslim etti. Türk ordusu halkın sevinç gözyaşları ve coşkulu gösterileri arasında Edirne'ye girdi. Edirne semalarında yaklaşık 4 ay sonra tekrar Türk bayrağı dalgalanmaya başladı. Peki ama itaatçıların bilinen atılganlığı olmasaydı Kırklareli ve Edirne kurtarılabilir miydi? I don't think so. Zannetmiyorum. Temmuz 1913'te genç Türkler yani Enver Paşa cesur davrandılar. Çünkü o sırada Rusya'nın duruma müdahale etmesi gibi büyük bir korku vardı. Rusya Bulgaristan'ı korumak için olaya müdahil olabilirdi. Aslında Bulgaristan'ın beklentisi de buydu. Ama Rusya bir şey yapmadı. Savaş öncesinde ve savaş boyunca Bulgaristan'ı destekleyen Rusya, Bulgarların Balkanlarda çok da güçlü olmasını kendi hesabına uygun bulmamıştı. Rusya'ya göre Balkanlarda daima Rusya'nın desteğine ihtiyaç duyan zayıf bir denge olmalıydı. Kırklareli ve Edirne kurtarılmış fakat Bulgar işgalinden geriye harap ve ıssız bir Trakya kalmıştı. Bulgarlar Trakya'yı geçici olarak işgal etmemişlerdi. Büyük Bulgaristan sınırları içinde gördükleri bu toprakları Bulgarlaştırmak amacıyla etnik temizlik ve tahribat yapmışlardı. Ünlü gazeteci yazar Pierre Loti, Daily Telegraph gazetesine geçtiği haberde Trakya izlenimlerini şöyle anlatıyordu. Hristiyan kurtarıcılar birkaç ay içinde bu kadar tahribatı yapmak için kim bilir nasıl bir hırsla çalışmışlardır. Bulgarların istilasından evvel kalabalık ve müreffeh bir hayata sahip olan Trakya'da bugün hiçbir şey yok. Beni Edirne'ye götüren otomobilde hiçbir insan yüzü görmeden kilometrelerce yol aldık. Yalnız orada burada iskeletler, taş yığınları göze çarpıyor. Bu viranelere yaklaştıkça enkaz arasından ürkek yüzlü bir zavallı meydana çıkıyor. Mesela Havsa'da cami ve minaresi yıkılmış, mezarlar dahi açılarak kirletilmiş, köyün binden fazla ahalisinden yalnız 40'ı kurtulmuştu. İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan, Makedonya'da Sırp ve Yunan ordularına yenilirken Dobruca'yı da Romanya almıştı. 10 Ağustos 1915'te Bükreş Anlaşması yapıldı. Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan aldığı Güney Makedonya'daki Serez, Demirhisar ve Kavala'yı Yunanistan'a vermek zorunda kaldı. Ege sahillerinde kendisine sadece Dede Ağaç kaldı. Bulgaristan bunun yanı sıra Üsküp'ün batısında kalan Doğu Makedonya'da Radoviç, İştip ve Koçana'yı Sırbistan'a,
Kuzeyde Dobruca'yı Romanya'ya bıraktı. Büyük Bulgaristan'ı kurayım derken hayli zararlı çıkmış, Londra Anlaşması'yla Osmanlı'dan aldıklarını şimdi Yunanistan ve Sırbistan'a vermişti. Bu durum Bulgaristan'a ağır gelecek, buraları geri almak hırsı onu 1. ve 2. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmeye sürükleyecekti. Fakat yine mağlup olacak ve bir miktar daha toprak kaybedecekti. 29 Eylül 1913'te İstanbul'da Talat Paşa başkanlığındaki Türk heyetiyle General Savov başkanlığındaki Bulgar heyeti barış anlaşması imzaladılar. 20 maddelik İstanbul Anlaşması'na göre Dimetoka kazası dahil Meriç Nehri'ne kadar olan Trakya'nın Edirne ve Kırklareli'nin Osmanlı'ya ait olduğu kabul edildi. İmzalanan müftülük anlaşmasıyla Bulgaristan'da kalan Müslümanların temel hakları güvenceye alındı. Edirne kurtarıldığında teşkilat-ı mahsusa liderlerinden Eşref Bey'le özel askeri eğitimli 116 arkadaşı Türklerin büyük çoğunluğuna sahip olduğu Batı Trakya'ya geçerek geçici bir Türk hükümeti kurmuşlardı. Ama İstanbul Anlaşması'yla buranın Bulgaristan'a ait olduğu kabul edildi. Bir ay sonra 25 Ekim'de Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kendi varlığına son verdi. Batı Trakya'nın Bulgaristan'a ait olduğu hukuken de kesinleşti. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Batı Trakya'yı Yunanistan ele geçirecekti. Osmanlı ile Bulgaristan arasında yapılan İstanbul Anlaşması ile birlikte taraflar bir de mübadele ek protokolü imzaladılar. Bu bölge tarihinde bir ilkti. Protokole göre Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni çizilen sınır hattında 15 kilometre genişliğindeki bir şerit boyunca Osmanlı tarafında bulunan Bulgar köyleri boşaltılacak, ahalisi Bulgaristan'a göçecek, Bulgaristan tarafında bulunan Müslüman köyleri boşaltılacak, ahalisi Türkiye'ye göçecekti. Boşaltılan köylere karşı taraftan gelen göçmenler yerleştirilecekti. Bunun için bir karma komisyon kuruldu. Bulgarlar 15 kilometre sınırına uymadılar. Bunu 35 kilometreye çıkardılar. Türk tarafı da kendi topraklarında 35 kilometre uygulaması yaptı. Ekim 1914'e kadar Bulgaristan'dan 48.570 Müslüman Türkiye'ye, Türkiye'den de 46.764 Bulgar Bulgaristan'a göç ettirildi. Savaş sırasında devletine sadık kalacak bir nüfusa ihtiyaç duyulan zamanlardı. Bir savaş yeni bitmiş, ufukta Cihan Harbi belirmişti. Güvenliğin homojen nüfusa dayanması hem devletlerin hem toplumların ihtiyaç duyduğu bir anlayıştı. Bu bir reel politikti. Bunu Lozan'dan önce ve Lozan'da Türk-Yunan nüfus mübadelesi izleyecekti. Bulgaristan Türkleri komünist lider Todor Zhivkov dönemine kadar önemli bir sıkıntı yaşamadılar. Osmanlı'nın 1. Cihan Harbi'nde Bulgarlarla silah arkadaşı olması, eski husumetleri kaldırdığı gibi Balkanlardaki dengede bunu gerektiriyordu. Bir tarafta Sırplar ve Yunanlar, öteki tarafta Osmanlılar vardı. Dolayısıyla toprak bütünlüklerini koruyabilmek için bu Müslüman nüfusun desteğini almaları gerekiyordu. Bu nüfusta orada yaşayan Türkler ve Pomak denilen Müslüman Slavlardı. Böylece Bulgarlar onlara ayrıcalıklar tanıdı, kimliklerini unutmamaları için, kültürlerine sahip çıkmaları için eğitim almalarına izin verildi. İkinci Balkan Savaşı'nı izleyen günlerde Yunanistan ve Bulgaristan'da karşılıklı tehcir yaptılar. Yunanistan işgal ettiği Doğu Makedonya'dan 15 bin Bulgar'ı Bulgaristan'a tehcir etti. 27 Kasım 1919'a gelindiğinde Yunanlılar ve Bulgarlar arasında imzalanan mübadele anlaşması sonrasında Bulgaristan'daki 25 bin Rum Yunanistan'a, Yunan Makedonya'sındaki
52 bin Bulgar da Bulgaristan'a göç ettirildi. Rakamlar biraz küçük mü görünüyor? Unutmayalım, 1912 yılında Bulgaristan 4 milyon 300 bin, Yunanistan 3 milyon 600 bin nüfusu küçük ülkelerdi. Düşünün ki Sırpların ve Yunanların savaş sonrasında hakimiyet kurdukları topraklardan Bulgaristan'a sürülen veya sığınan Bulgarların sayısı 500 bindi. Osmanlı ile Bulgaristan arasındaki savaş, İstanbul'da imzalanan barış anlaşmasıyla sona ermişti. Yunanistan'da da 14 Kasım 1913'te Atina'da bir barış anlaşması imzalandı. 16 maddelik bu anlaşmayla savaş sonucu oluşan sınırlar onaylanmış, Yunanistan'da kalan Türklerin müftü seçme, vakıf ve eşit vatandaşlık hakları kabul edilmişti. Bunun yanı sıra Ege adalarının geleceğine büyük devletlerin karar vereceği teyit edilmişti. Büyük devletler 3 ay sonra Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki İmroz ve Bozcaada'yla Anadolu sahillerine bitişik Meis Adası'nı Osmanlı'ya bırakıp kalan bütün Ege adalarını Yunanistan'a verdiler. Yunanistan 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Bulgaristan'dan Batı Trakya'yı da alacak, Bulgarların Ege ile tüm irtibatı kesilecekti. Yunanistan 2. Dünya Savaşı sonunda da İtalya'nın elindeki 12 adaları alarak bugünkü sınırlarına ulaşacaktı. Balkan Savaşları'nda toprak ve nüfusunu yaklaşık ikiye katlayan Yunanistan, büyük bir özgüvene kapıldı. Megali iddiayı tamamlamak amacıyla 14 Mayıs 1919'da İngiltere'nin de desteğiyle İzmir'e asker çıkardı. Hedefi İstanbul'u ve Batı Anadolu'yu da topraklarına katmaktı. Çok geçmeden ağır bir bozgunla Balkan Savaşı sonrasındaki sınırlarına döndü. Sırbistan'a gelince artık Osmanlı'yla sınır ilişkisi kalmamıştı. Sırplarla 14 Mart 1914'te usulen bir barış anlaşması imzalandı. Böylece Balkan Savaşı resmen sona ermiş oldu. Balkan Savaşları'nda ölü, yaralı ve kayıplar dahil Bulgarların insani kaybı 106 bin, Sırpların kaybı 91 bin 500, Yunanistan'ın kaybı 41 bin, Karadağ'ın kaybı ise 9 bin 500'dü. Bu dört ülkeyle savaşan Osmanlı'nın kaybı ise 250 bin kişiydi. Balkan coğrafyasındaki 400-500 yıllık siyasi, kültürel ve etnik yapı, en nihayet 3-4 ay süren savaşlar sonunda geri dönülemez şekilde değişti. Osmanlı'nın beklenmedik bir biçimde Balkanları terk etmesi, Balkan ülkeleri için hayal bile edemeyecekleri toprak kazançlarına yol açtı. Şöyle ki, Romanya %5'lik bir artışla topraklarını 131.821 kilometre kareden 139.018 kilometre kareye,
Bulgaristan %29'luk bir artışla topraklarını 87.449 kilometre kareden 112.563 kilometre kareye, karada %62'lik bir artışla topraklarını 9.029 kilometre kareden 14.562 kilometre kareye, Yunanistan %68'lik bir artışla topraklarını 65.011 kilometre kareden 108.984 kilometre kareye, Sırbistan %82'lik bir artışla topraklarını 43.273 kilometre kareden 88.028 kilometre kareye çıkardı. 29.413 kilometre karelik bağımsız bir Arnavutluk devleti kuruldu. Bütün bu devletlerin kazançları Osmanlı'nın kaybettiği toprak anlamına geliyordu. Balkan Harbi ile Osmanlı'nın Avrupa-i Osmani denilen Avrupa'daki toprakları 169.845 kilometre kareden 28.282 kilometre kareye indi. Osmanlı Devleti Avrupa'daki topraklarının %83'ünü kaybetti. Balkan Harbi'nde gerek yüz ölçümü gerekse nüfus açısından en büyük kayba Osmanlı uğradı. Bu durum İstanbul ve Anadolu'yu da kaybetme endişesini doğurdu. Anadolu'da bir Türk devleti kurma fikrini hayata geçirecek olan da bu endişeydi. Balkan savaşlarının üzerinden 100 yıl geçti. Bugün artık bütün taraflar mevcut sınırları tamamen kabul ediyor. Bizim için varlığını koruyan temel soru şudur. Koskoca imparatorluk niye bu kadar kof çıkmış? 5 asırdır yönettiği topraklarda neden bir ay içinde bozguna uğramıştı? Ordu niye bu kadar zayıftı? Devlet ve siyaset adamları ne yapıyorlardı? Toplum neden deyim yerindeyse uyumuştu? Böyle bir yapıdan nasıl olmuştu da 2 yıl sonra bir Çanakkale destanı çıkmıştı? Çok uluslu Osmanlı'da Türk devleti fikri nasıl gelişmişti? Bunun Lozan'daki izleri neydi? Bütün bunları haftaya belgeselimizin son bölümünde anlatacağız. Ben bir göçmen.